تركيا واحدة من الدول المرغوب زيارتها من قبل الأشخاص الحابين يخضعوا لعملية تجميل الأنف. مشاهدينا خليكن معنا بهيدي الفقرة تنشوف تفاصيل لقائنا مع الدكتور باكي يلماز بمركز تنفير للصحة والتجميل وحديثنا عن عمليات تجميل الأنف. الأنف هو أول تفصيل بيلفت نظرنا بوجه الشخص لما منلمح شكله، ولهيدا السبب لازم يتم التخطيط لعملية تجميل الأنف بشكل دقيق تيحصل الشخص على شكل أنف بعيد عن الجانب التصنعي. دكتور مرحبا. مرحبا. دكتور خبرنا مين هن الأشخاص اللي عم بيكونوا بحاجة لعملية تجميل الأنف؟ Çok geniş bir endikasyonumuz var burun estetiğinde. Adayları belirlerken bir takım şeyleri göz önünde bulunduruyoruz. Bunlardan en önemlisi adayımızın yaşı. Öncelikle belli bir yaşın üzerine burun estetiği ameliyatı yapıyoruz. Bu yaşlar nelerdir? Bayanlarda biraz daha erken yaş, 16-17'ye kadar günümüzde bu yaş erkene çekilmiş durumda. Erkeklerde ise 17-18. Neden? Çünkü erkekler ergenliklerini biraz daha geç tamamladıkları için burun estetik ameliyatlarında burnun tamamen oluşumunu negatif etkilememe adına yaşları bekliyoruz. Bunun haricinde burun estetiği kimlere yapılabilir? Hakikaten çok geniş. Niye? Burnundan memnun olmayan her hasta burun estetiği adayıdır. Ama bunu mutlaka hekimle bir diyalog içerisinde çözmesi gerekir. اختيار الطبيب والمركز الصحي الصحيح عم بيمثلوا النقطة الأساسية بالحصول على النتيجة المطلوبة بعمليات التجميل لأنه التركيز على إجراء العملية مش كافي بدون التخطيط لشكل الأنف بنمط بيتوافق مع تقطيع وجه المريض إضافة لأخذ الجانب الوظيفي بعين الاعتبار. Bizim için başarının en önemli kriteri hastanın bu ameliyattan sonra burnunu beğenmesi. Çünkü estetik açıdan bu hastanın mutlaka tatmin olması gerekiyor. Bunun yanında bizim kliniğimizin de uygulamaları hastanın hem fonksiyonel hem estetik açısından iyi olmasını düşündüğümüz için hastanın burun içinde tamamen düzeltip burun ucundan en arkaya kadar olan kısımda rahat nefes almasını sağlıyoruz. Burun estetiğinin başarısı hastanın ameliyattan önceki durumu ile çok ilintili. Ameliyattan önce çok kötü bir burun, hakikaten düzeltilemeyecek burunlar, daha önce darbe görmüş veya defalarca operasyon geçirmiş burunlarda ameliyatın başarısı biraz daha zor oluyor gerçekten. Bunun yanında başarının tabii diğer bir önemli faktörü de hastanın hekimi. Hekiminin bu konuda tecrübeli olması, bu konuda çok ameliyatlar yapmasının yanında bilimselliğini hiçbir zaman bırakmaması, her türlü toplantılara katılması, bu konuda kendisini devamlı geliştirmesi ve bunlara ek olarak da günümüzde son teknolojik aletlerin de kullanılmasıyla beraber bu başarıyı biraz daha yükseltebiliyoruz. بيقدم مركز تنفير للصحة والتجميل كافة أشكال الدعم يلي بيحتاجه المرضى سواء كان بالعمليات الجراحية أو الغير جراحية. إضافة لهيدا الأمر بينظم جولات سياحية للمرضى ضمن مدينة اسطنبول تيكتشفوا معالم هيدي المدينة الساحرة خلال أوقات فراغهم. Tanfer Kliniği İstanbul'un içinde çok merkezi konumda olan bir klinik. Bunun yanında son derece de profesyonel, iyi bir ekibiz biz. Burun estetiğinin başarısında ve birçok faktörün yanında en önemli faktör iyi bir hekim-hasta ilişkisi, iyi bir hekim seçmedir öncelikle. Ben hekim olarak Tanfer Kliniği'nde 15 yıllık tecrübelerimi aktarıyorum zaten. Bunun yanında birçok ulusal, uluslararası yayınlarda bu konu üzerinde yaptığım yayınlar, yayınlanmış, basılmış yayınlarım var. Tanfer Kliniği'nde ise biz çok iyi bir ekibiz. Hasta Türkiye, Orta Doğu coğrafyası, buradan gelen hastalara İstanbul'un olabildiğince yakın olması, neredeyse 3 saatlik bir yol sonunda Tanfer Kliniği'nce karşılanırsınız. Ameliyatınızı ertesi gün olursunuz. Biz eskisi gibi burunda tamponlar vesaire yabancı materyaller kullanmıyoruz. Sadece buruna destek veriyoruz. Bu destekler ikinci günde alınıyor. Beşinci günde de hastanın tamamen dikişleri alınarak hasta evine gidebiliyor. Bu ameliyat zarfında ise hastalarımız ikinci günden sonra İstanbul'un tarihi, kültürel yerlerini gezip görüyorlar. Onlar için hem tatil amaçlı hem de sağlık amaçlı bir ziyaret oluyor bu. Ve onları da burada karşılayıp gayet iyi bir şekilde ağırladığımızı düşünüyoruz. Tanfer, sağlıkta hayata gülümse Tanfer'le.